Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 boyutlu modellere ulaşmanın bir diğer yolu olan 3 boyutlu arama motorlarından bahsedeceğim. Bahsedeceğim 3 boyutlu arama motorları milyonlarca 3 boyutlu modele ulaşmamızı sağlayacak birer kısa yol niteliğinde. En göze çarpanları ben burada seçmeye çalıştım. 8 adet 3 boyutlu arama motoru dan bahsedeceğiz. Fakat son 3 tanesi kendi içerisinde arama yaptığı için tam arama motoru sayılmasa da gene milyonlarca model içerisinde bize dosya bulma seçeneğini sunuyorlar. İlki yegi.com internet adresini burada görebiliyorsunuz arama çubuğunda. Yegi Almanya merkezli bir web sitesi. 3 boyutlu arama motoru Gördüğünüz gibi birçok kaynakta Thingiverse'de Myminifactory'de e, Calls3d'de birden arama yapabilmekte CGTrader var burada Buraya arama sözcüğümüzü yazdığımız zaman bize sonuçları getirecek e, Detaylı arama seçenekleri de var burada ücretsiz modeller Paralı modeller işte en iyi uyanlar arama kriterimize popülerler ve en son 3 boyutlu modeller olmak üzere burada yazmışlar 2 200 bin'e yakın model içerisinde aramamızı yapıyoruz örneğin biz kitap araması yapalım book diyelim bize ne veriyor bakalım sonuçlarına kitapla ilgili şeyler geldi bize kitap destekleri zannediyorum bunlar veya hmm. Evet kaç sonuç bulmuş? 1919 tane. bize arama sonucu bulmuş. Bunları burada listeliyor. Rastgele bir sırada listeliyor. Şu an için öyle seçtiğimiz için popüler seçmediğimiz için. Popüler dediğimiz zaman Evet. Arama sonucumuz kayboldu. Ya yani buraya arama sözcüğümüzü yazarak buluyoruz. Evet üye olunabiliyor. yegenin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Anahtar sözcükleri sizin adınıza takip ediyor. Söz gelimi ben de burada 5 tane anahtar kelime koymuşum buraya bir zaman. Çok eski bunlar. Not 3 ile Afinia sözcüklerini benim için arıyor. Ve bulduğu sonuçları bana iletiyor. Yeni 3 boyutlu dosya bulursa benim e-postama gönderiyor bu sözcüklerle ilgili olarak. Bunun dışında liste özelliğimiz var YG'de. Bu e, liste kaydettiğimiz üç boyutlu modellerin listesini sunuyor bize. Ben şu ana kadar bir şey kaydetmemişim ama kaydedilebilirdi tabii ki. Çok kullanışlı bir özellik. Şurada gördüğümüz gibi add to list dediğimiz zaman bize modelin popülaritesini, tasarımcısını, e, indekslendiği tarihi e, ve birtakım bilgiler veriyor. Listemize isim verebiliriz daha sonra bunu save dediğimiz zaman e, Biz tekrar listemize girdiğimiz zaman bunu orada göreceğiz Ve burada e, Bir tane demin sıfırda bir tane var Evet tıkladığımız zaman görüyoruz şimdi modeli Ve bunu e, çeşitli sosyal e, ağlarda paylaşabiliyoruz Kendimize göre bir liste oluşturup e, bunu arkadaşlarımızla paylaşabiliriz Güzel bir özellik ee, evet. Yegi e, oldukça başarılı bana göre. İsterseniz web siteniz varsa web sitenize gömerek e, kullanıcılarınıza Yegi'nin Yegi'yi kullanıma sunabiliyorsunuz. E, güzel bir web sitesi. Arama motoru. 3 boyutlu model arama motoru. Diğeri STL Finder. Bu da oldukça büyük bir depo. E, içerisinde i̇çerisinde arıyor. 3 boyutlu model arama motorumuz. Buraya son derece yalın bir arayüzü var. Aramak istediğimiz sözcüğü girdiğimiz zaman, kelimeye girdiğimiz zaman, Enter'a bastığımız zaman, bu marka basmış olduk. Book deyip tıkladığımız zaman büyüteç simgesine bize kitapla ilgili sonuçları veriyor. Çok değişik sitelerden bize sonuçları getiriyor. Burada filtre kısmında 3 boyutlu modellere ücretsiz veya ücretli olarak seçme şansımız var. Yine collections seçeneğimiz var. Bir koleksiyon oluşturabiliyoruz 3 boyutlu modellerden. Tabi login olmak gerekiyor öncelikle. Ücretsiz login, ücretsiz STL Finder bu şekilde. Diğeri Simple Beta. Ee, bu bir 3 boyutlu hardware donanım üreticisi bir firma bu. 3 boyutlu modellerde Üç boyutlu yazıcılarda kullanılan bir takım yardımcı aparatlar üretiyorlar. Burada gördüğümüz gibi Zimpure denilen buradaki çıkan zararlı dumanları yutan bir mekanizma havayı temizliyor. Ziflex denilen esnek baskı plakası üretiyorlar. Bunun yanında 3 boyutlu modellerin toplandığı ve bunların aramasının sağlandığı Zimple denilen arayüzleri var. 3 boyutlu model arama motorları var. Görüldüğü üzere 2 milyona yakın modeli buradan arama yapabiliyoruz. Kaynaklar Thingiverse, MyMiniFactory, GrabCat ve Kaltz sitelerini tarıyor. Ee, modelleri beğenme... Favorilere ekleme Seçenekleri var Simple, Ücretsiz üyelik Diğer sitemiz 3D model database sitesi Bu modelde oldukça detaylı ve çok fazla sayıda Bu sitede çok fazla sayıda Siteden arama yapabiliyoruz Eee görüldüğü üzere arama yaptığı 3 boyutlu model depoları bu arama motorunun Sketchfab, Thingiverse tabi arada bazıları yok mesela myminifactory.com ben göremedim o yok ama yine de oldukça detaylı çok fazla sayıda sonuç getirecektir bize aramalarımız. Tabi hepsi 3 boyutlu yazdırılabilir değil daha çok görselleştirmelerde kullanabilecek modeller de çoğunlukla geliyor karşımıza. Evet bu bu şekilde. Diğeri Google'ın poly arama motoru var. 3 boyutlu arama motoru. Burada sadece 3 boyutlu model olarak değil 3 boyutlu görüntü de arayabiliyoruz. Keşfedin dediği zaman zaten bize sunduğu seçenekler bunlar. Tilt Brush Google'un uygulaması, sanal gerçeklik uygulaması ile 3 boyutlu model oluşturma aracı. Blocks gene Google'ın küp küp model oluşturma aracı. E, turlar var burada. 3 boyutlu model turlarında arama yapabiliyoruz. E, görüntü olarak tabii ki. Burada gördüğümüz gibi 360 derece kameralarla oluşturulmuş görüntüler var. Ve mimari arama mimari görselleştirme arıyorsak buradan arama yapabiliyoruz. Tabii ki ana sayfamızdan hepsine birden ulaşma seçeneğimiz var. Kitap seçeneğimizi burada da tıkladığımız zaman, arattırdığımız zaman karşımıza kitapla ilgili 3 boyutlu modeller geliyor. Bunları indirebiliyoruz. Tabi beğeniyoruz, paylaşabiliyoruz, indirebiliyoruz. GIF hareketli resim oluşturma seçeneğimiz var. Evet, yani daha çok oyun geliştiriciler ve sanal gerçeklik geliştiriciler için düşünülmüş bir ortam. Google'ın poli arama motoru. Ee, Burada bu şekilde ücretsiz üye olunuyor. Google hesabınızda kullanabiliyorsunuz. Bir diğer e, arama motorumuz artık web sitesi diyelim. Bu Trace Parts kataloğu. Fransa merkezli bir web sitesi. E, sanayi de kullanılan yedek parçalarla ilgili 3 e, boyutlu modellere ulaşıyoruz burada. Arama yapabiliyoruz. E, kataloglar var. Firmaların katalogları. İşte üretim mühendisliği, mekanik parçalar, optikle ilgili parçalar, pneumatik, vakum ekipmanları gördüğü gibi hep sanayi ile ilgili alt konular var. Ee, burada aramamızı kitap dersek bakalım ne çıkacak bize. İşte burada e, vidalar, skreiyorlar e, vesaire seçenekler çıkıyor. Tabii milyonlarca model barındırıyor. Trace Parts oldukça geniş bir kütüphane. Ve Türkçe versiyonu var. Değişik dillerde versiyonlarını kullanabiliyoruz. Hangisi işinize geliyorsa onu kullanırsınız. Mesela bizdeki bir firma ile ilgili, Beko firması ile ilgili 3 boyutlu modelleri arattırdığımız zaman karşımıza neler geliyor? Bahsettiğim sitelerin tamamı ücretsiz üyelik sunuyor. Evet bir sonuç bulamadı Beko ile ilgili. Boş ile ilgili, Boş firması ile ilgili aratalım. Evet boş firması ile ilgili burada konular var alt başlıklar var. E, oradan seçebiliyoruz. Tedarikçiler var. Boş tedarikçileri. Onlarla ilgili özel yedek parçalara ulaşabiliyoruz. Buradan dosyayı indirebiliyoruz bilgisayarımıza çeşitli formatlarda. Mesela birisini seçtim ben burada. Oldukça geniş bir format seçeneği sunuyor. Değişik CAD ortamlarına göre. STL'de var 3MF formatımız var kullanabiliyoruz 3 boyutlu yazıcılarda STL formatı sunuyor çoğunun var olmayan da olabilir gene modellerde bakmak lazım fakat ee, Tabii ki yazdırılabilirliği konusunda şüpheler var Eğer yazdırılamazsa otomatik olarak sokmakta fayda var Trace parts bu şekilde Cadenas'da bir diğer benzeri Gene sanayi tipi yedek parçaların ve BIM kataloglarının araştırılabildiği bir arama motoru. 3D Find It Beta'da şu anda. Kadenas'ın bu. Cadenas Almanya merkezli bir yedek parça katalogcusu. Şeylere, modellere buradan arattırdığımız zaman ulaşabiliyoruz. Çeşitli arattırma seçenekleri de mevcut tabi ki. Burada görselle arattırma, e, formülle arattırma, yazarak arama, arama, kataloglara göre arama, geometri, şekil geometrisine göre arama seçenekleri var. Atıyorum örneğin küp şeklinde olan parçaları bize göster. Veya kenarı yuvarlak olan parçaları göster gibi seçenekler var. Veya sketch varsa bir yere çizdiğimiz sketch üzerinden arama yapabiliyoruz değişik şeyler var. Çok başarılı olmayabilirler. Gene en düzü yazarak arama. Kitap dediğimiz zaman bize bir kitap rafı verdi. Ve burada sonuçları getirirken şunu evet 3 boyutlu görselleme de sunuyor aynı zamanda. Ee, teknik detayları var, ölçüleri var. Evet, Kadenas dedik. Almanya yedek parça sanayi bir yedek parça katalogcusu. Gördüğümüz üzere 2019 yılında 405 milyon Download Gerçekleştirmiş bu site Evet 39 milyon Download sadece Ekim ayında yeni rekora ulaştık diyor Ve gitgide genişliyor Katalogları Ve içeriği de düzgünleşiyor Eğer Yeni sanayi tipi bir Tasarımınız olacaksa tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, buralarda var zaten. Onların üzerinden modifiyelere de gidebiliriz. Bu bize ayrıca 3 boyutlu model üretme şansı tanıyacaktır. Cadenas bu şekilde. Bir de McMaster Car, Amerika merkezli bir sanayi tipi yedek parça katalogcusu. Bu da milyonlarca belki de dünyanın en geniş yedek parça 3 boyutlu model kataloğunu burada bulabiliriz. Konulara göre sınıflandırması var elektrik ve aydınlatma seçeneğini seçtiğimiz zaman karşımıza alt katalogları, alt bölümleri çıkıyor. Buradan seçim yapabiliyoruz. Örneğin şuradaki bir kablo sayıcılar ve penseler, crimpers dediğim zaman burada görüyoruz. Mesela şuna bakalım. Evet. Yani burada e, onunla ilgili detaylı veriler var. Buradan sipariş de verilebiliyor tabii ki. E, o özel de var sitenin. Eğer aradığınız bir bulunmaz bir parça varsa buradan sipariş edebiliyorsunuz. 3 boyutlu model nerede? Hepsinin 3 boyutlu modeli yok. Ama 3 e, boyutlu model olanlar Buradan bulabilir miyiz? Bolt diyelim, civada diyelim. Bunların olması lazım 3 boyut modellerin. Ölçülerine göre evet. Evet, şu product detail'den Evet, burada ulaştık. 3 boyutlu modeli var, çizimi de var ayrıca. Gördüğünüz üzere SOLIDWORKS, DXF, DVG, IGES gibi formatlara ulaşabiliyoruz. STL nadiren var ama var çevrimlerini yapabiliriz. Oldukça detaylı bir site. Evet bugünkü konumuz 3 boyutlu model arama motorlarıydı. Tabi başkaları da var ama en çok modele ulaşmamızı sağlayan 8 tanesini inceledik. Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.